Merhaba WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un merakla beklenen telefonu Asus Zenfone 2'yi inceleyeceğiz. Dilerseniz telefonumuza kutu açılışıyla başlayalım. Kutu tasarımı gayet güzel. Zaten Asus Zenfone telefonlardan alışık olduğumuz bir kutu. Şu kenarda yuvarlaklar içinde çeşitli özellikleri yazıyor telefonun. Hatta buradan hızlıca değinmiş olalım. Hızlı şarj, 4G özelliği. Şu nedir Ayda? Bakıyorum, hotspot muhabbeti. Çok büyük bir özellik. Full HD diyor, Bluetooth 4.0 teknolojisi ve kamerası olduğunu belirtmişler. Şöyle ince ince kutumuzu açalım. En üstte telefonun kendisi geliyor normal olarak. Tabi Aydoğan bunu yaklaşık bir 2-3 hafta kullandı. O yüzden hiç sıfırmış gibi durmuyor ama olsun. Yine öyle bir görüntü olsun diye. Daha sonra şuradaki kapağı kaldıralım. Kullanım kılavuzları geliyor. Garanti belgesi var. Bir adet USB kablosu var kutu içeriğinde. Bir adet adaptör var. Adaptör bu kadar büyük ama bu kadar büyük olmasının altında belli sebepler yatıyor. Bunlara da değineceğiz. Onun dışında bir de kulaklığı geliyor. Kulaklığının da gayet düzgün, temiz bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Kutu içeriğini şimdilik bir kenara kaldıralım ve telefonumuza dönüş yapalım. Her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayalım demeyeceğim. Çünkü Asus Zenfone 2'nin bir olayı var. Farklı farklı versiyonları var. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor insanlarda, kullanıcılarda. Bizde de hatta Nexus 6 incelemesinde olmuştu. Aynen öyle. Bu farklar nereden geliyor? Bu farkları yaratan şeyler nelerdir? Farklar aslında ilk senenin başında işte CES fuarında tanıtıldığında 2 GB RAM'li ve 4 GB RAM'li aynı zamanda işlemcisinin de değiştiği modelleri vardı. Bizim de aklımız oraya gitmişti işte Nexus 6 incelemesinde. Direkt düşük işlemcili versiyonda 2 GB RAM'li demiştik. Ancak ülkemize gelen versiyonların hepsi 4 GB RAM'li. Bunu baştan söyleyelim. Ülkemizde 16 GB, 32 GB ve 64 GB versiyonları var. Sadece 16 GB modelindeki işlemcisi bir model düşük diyebiliriz. Hı hı. Diğerlerinin ikisinde tek farkı da kapasite farkı. Aynen. 64 ile 32'likler aynı telefon. 16 GB olanında işlemcisi yanlış hatırlamıyorsam 1.3 GHz'de. 1.8. Tamam. Yanlış hatırlıyormuşum. Demek ki telefonun o zaman artık tasarımına geçebiliriz yavaş yavaş. Telefonun en bariz tasarımda kötü diyebileceğimiz özelliği kalınlığı. Kalın ve ağır. Kalın ve ağır. Aynen. Yani 2015 teknoloji dünyasında ortalama 11 mm. 10.9 yanlış hatırlamıyorsam. Kalın diye geçiyor arkadaşlar. Hele ki 5.5 inçlik bir telefonun bu kadar kalın olması benim biraz acayime gitti. Onun dışında ağırlıkta 170 gram. Aynen. Yani hem ağır hem kalın. Çerçeveler de kalın kalmış. Ama bir şıklık var telefonda. Onu hiç yadırgayamayız. Ama şeyi söyleyeyim ben. Neden 150 gram değil de 170 gram? O 20 gram beni çok bozmuyor açıkçası. Ama yine de kağıt üzerinde de olsa psikolojik bir ağırlık hissediyorsunuz telefonda. Onun dışında arka tarafı kavisli. Evet, zaten kalınlık da buradan geliyor. 11 mm kalınlığı, 10.9 mm kalınlığı en kalın yeri ölçülerek hesaplanıyor. Kenarları doğru inceliyor. Bu arkasının bu şekilde yuvarlatılması elle, tek elle tutuş hissini kolaylaştırmak için kolaylaştırıyor. Aynen. Onun dışında üst tarafına bakalım. Üst tarafında güç düğmesini görüyoruz. Bu güç düğmesi bence tasarımı yine eksi yönlerinden bir tanesi. Zira şöyle tek elle kullanırken üst tarafa ulaşmak bir hayli bana zor geldi açıkçası. Ama onu da kolaylaştırmak için yine LG G2'den itibaren gördüğümüz o çift tıklı açıp kapama özelliğini getirmişler. Ama yine sol ya da sağ köşeye almak varken niye ortaya koydular? Şu yana alıverselermiş yani şöyle. Yani o bile çok rahat olurdu zaten. Çünkü telefon zaten büyük, 5.5 inç. Çerçeveleri geniş, kalın diyoruz. Ama bir de yukarıdaki ortaya uğraşmak kesinlikle o sırada ikinci el yardımı gerekiyor yani. Aynen öyle. Onun dışında bu güç düğmesinin hemen sağ tarafında bir adet mikrofon görüyoruz ve sol tarafında da 3.5 mm'lik bir jack girişi görüyoruz. Kulaklık girişi oraya hoparlörü de takabilirsiniz. Size kalmış. Arka tarafına baktığımız zaman yine LG telefonların hayatımıza soktuğu bir düğme var. Güç düğmesi yok burada. Güç düğmesi yukarıda dediğimiz gibi. Buraya sadece ses açma ve kısma tuşlarını eklemişler. Bunun hemen üst tarafında 13 megapiksellik kamerasını ve bunun da üzerinde yine Asus'un hoş özelliklerinden birisi olan dual tone flaşı görebiliyoruz. Ki buna da kamerada zaten değineceğiz arkadaşlar. En alt tarafına baktığımız zaman arka kısmın bir adet hoparlör görüyoruz. Bunların tamamı hoparlör mü abi? Yok, sadece sağ kısmı hoparlör ama sonuçta komple kapandığı için oradan biraz daha güzel ses gelmesi için geniş tutmuşlar. Tamamdır. Telefonun ön yüzeyine bakalım bir de. Ön yüzeyinde
Asus'un logosunu, üzerinde de karşı tarafın sesini duyabildiğiniz bir hoparlörü görüyoruz. Bunların hemen sağ tarafında bir adet ön kamera. Şurada bildirim LED'i var mı? Var. Renkleri değişiyor mu? Değişiyor. Tamamdır. Klasik. Artık her telefonda olması gereken bir özellik zaten. Aynen öyle. En alt tarafına baktığımız zaman ön tarafın kapasitif tuşları görüyoruz. Ekranın içine almamışlar tuşları. Bu sence iyi bir özellik mi, kötü bir özellik mi? Ya şahsen ben kapasitif tuş olmasını çok daha fazla seviyorum. Ekrandan bir şey kısmamış oluyorsun. Geniş kullanım alanı geliyor. O yüzden ben memnunum diyebilirim kapasitif tuşlara. Ben de tam tersini düşünüyorum aslında. Kapasitif tuşlar ekranın içinde olsa, ya sonuçta video izlerken o tuşları gizliyor telefon ya da oyun oynarken. Böylece ekranımız biraz daha büyümüş oluyor. Tabii ki o da diğer bir, hani dediğin gibi olsaydı güzel bir artısı olabilirmiş. Yani ikisinin de eksi yönleri ve artı yönleri tabii var diyebiliriz. Alt tarafına baktığımız zaman yine telefonun bir adet mikrofon, ki karşı tarafa sesimiz gidebilsin ve videoların sesini de buradan hem de yukarıdan alabiliyor. Aynı zamanda bu mikrofonun hemen yanında da bir adet USB 2.0 bulunuyor. Buradan telefonumuzu şarj edebiliyoruz veya veri aktarımı yapabiliyoruz. Telefonun tasarımı bu şekilde. Dediğimiz gibi 5.5 inçlik bir telefon, ancak biraz kalın, biraz da böyle tabak gibi duruyor. Aynen. Hani tek elle kullanımı çok çok rahat değil. Tasarımından bahsettik, şimdi istersen ekranından da bahsedelim. 5.5 inçlik Full HD bir ekranı var. Ki zaten 2K 4K hiç gerek yok. Yani hani hiç şu an için çok büyük bir fark göremeyeceğimiz için bence günümüzde hani çok fazla aşırıya kaçmadan Full HD fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu sebeple hani en azından darbelere karşı oldukça dayanıklı diyebiliriz. Gorilla Glass 3 zaten hani son dönemdeki birçok telefonda da 4 yerine 3 kullanıldı. Dezavantaj olarak parmak izi bırakması diyebiliriz. Ama hani artık birçok telefonda sadece Gorilla Glass 4'te biraz onun önüne geçtiler. Ama sonuç zaten olarak çok da büyük bir... Zaten ışığını yaktığımız zaman telefonun o parmak izlerinden eser kalmıyor açıkçası. Aynen öyle. Dilersen şimdi teknik özelliklerine geçebiliriz. Geçelim. Bu model bizim elimizdeki 32 GB modeli. Bu yüzden Intel Atom, düzgünce bakmış olalım, Z3580 modeli var. 2.3 GHz ve 4 çekirdekli bir işlemci. Çok alışık olmadığınız bir işlemci. Hani performansı nasıl? Intel olması, hani sonuçta bir Intel firmasının bir güveni var ilk başta. Ama hepimiz işte Snapdragon'lara alışkınız. Yani Qualcomm firmasına alışkınız genellikle, ya da MediaTek'e görüyoruz. Samsung'da da Exynos var zaten. Çok 4 çekirdek olması sizi çok fazla yadırgamasın. 2.3 GHz'le hani Snapdragon 810 kadar olmasa da bizi gayet hani memnun edebilecek, günümüzdeki her oyunu oynatıp rahat bir şekilde sizi götürebilecek bir işlemci. Ama Intel'de genelde şöyle sıkıntılar diyorlardı. Hatta Zenfone 2 için de diyorlar bunu. Aşırı ısınma sorunları var diye. Zaten Snapdragon 810'un halini biliyoruz hepimiz. Ama ben kullanım süresince oyun oynamama rağmen herhangi bir, hani mesela ben de normalde LG G2 kullanıyorum, o kadar bir ısınma görmedim açıkçası. Ya da yeni telefonlardaki kadar bir ısınma görmediğimi söylemek sanıyorum istiyorum. Kullanıcılar o ısınmadan çok şikayetçilerdi. Güncelleme yaptılar onunla ilgili. Benim ya ben telefon elimize geçtikten sonra açar açmaz bir güncelleme geldi. Yaklaşık 2-3 gün önce de bir tane daha geldi. Güncelleme demişken hemen bir anekdot bırakmış olayım. Asus'un telefonu kullandığımdan beridir en sevdiğim özelliği, kendi uygulamalarına 2-3 günde bir sürekli güncelleme veriyor. İşte bug fix yolluyor, yeni özellikler ekliyor ve ben bunu şimdiye kadar denediğim bütün telefonlar arasında sadece Asus'ta gördüğümü söylemeliyim. Ya bu yine bakış açısı aslında. Hani ben de buna kötü olarak bakarım. Bir kere ilk çıkardığında doğru düzgün çıkar. Beni her gün güncelleme yapmakla uğraştırma. Ama hani aldığımdan beridir de herhangi bir sıkıntı görmediğim için, ya kasıyor ya da işte dondu mondu kendi uygulamalarında, herhangi bir sıkıntı görmedim. Buna rağmen sürekli ekliyor olmaları da benim açımdan artı diye düşünüyorum. Tamamdır. Bunun dışında işte PowerVR G64 30 şeyi var. Grafik işlem birimi. Bu da zaten günümüzdeki hani Full HD ekran olduğu için zaten hani 2K 4K olsa zorlanabilirdi açıkçası. Ama günümüzdeki bütün her şeyi kurtarabilecek seviyede. Bunun işte ülkemizdeki 16 GB modelinde Intel'in Z3560 3580'in bir düşük modeli, 1.8 GHz'da çalışan bir modeli var. Bu hani yine günümüzdeki oyunları oynatır. Size herhangi bir şekilde zorlamaz ama hani ileriki yıllara göre düşünüyorsanız da biraz kısa sürede hani yetişemeyebilir yeni oyunlara diyebilirim. Bunda da aynı şekilde yani 16 GB modelinde de PowerVR G6430 grafik işleme birimi var. Hepsinde 4 GB RAM var. Bu da zaten 4 GB RAM deyince bir Zenfone'un en büyük şeyi. Çünkü hani şu an millet 3 GB'ı arıyor. Zenfone direkt 4 GB, bir de fiyat performans telefonu olup ucuz fiyata çıkarınca en büyük artısı oldu diyebiliriz. Ama hani ya 2 GB'ın üstü de aslında çok fazla gerekli değil. Yani ne olur, sen çoklu işlem yaptığında hani arkada uygulamaları kapatmıyorsan Zenfone 2'de hani donma falan filan RAM'den kaynaklı bir sıkıntı yaşamazsın.
4 GB olduğundan dolayı. Şey diyeceğim abi, 32 GB hafızası var bunun, peki bu bana yetmiyor. Takabiliyor muyum? Tabii ki microSD, 64 GB'a kadar microSD kart desteği var. Yani 16'lık modellere geçerli olması lazım. Var. Üçünde de var. Hani siz 64 GB'lık modelini alırsanız bir 64 daha takarsınız. Krallar gibi kullanırsınız diyebiliriz ama dediğim gibi hani 16 almadığınız sürece çok gerekmeyebilir ama gerekirse de zaten adamlar koymuş. O yüzden herhangi bir sıkıntısı yok. Çift SIM kart desteği var telefonda ama şöyle bir şey yapmışlar. SIM 1 girişi 3G, 4G ve haliyle 2G desteği var. SIM 2 girişinde sadece 2G desteği var. Yani SIM 2 girişini sadece mesajlaşma ve arama için kullanıyor demişler. Aynen, hani ikinci işte şirket hattınızdır, sadece konuşmak için kullanacaksınızdır ya da aile içindeki bir hattınızdır. Hani ayrı bir hattınız vardır. Bunu SIM 2'ye koyun. Hani ilk aldığınızda özellikle SIM 1'e takmaya dikkat edin. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada mikro SIM girişi var. En küçüğü değil, nano SIM değil. 4G desteği olduğu için hani günümüzde herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Ama SIM 2'de sadece 2G desteği koymuşlar. Neden öyle bir şey yapmışlar? Onu da bilemiyorum. Çok kafalar karışmasın diye belki de. İlginç evet. Geldi. 3000 mAh bataryası var. Bataryaya geçmeden şunu söyleyeyim abi. Ben arka kapak çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu arka kapak önemsizmiş gibi davranmayın. Bunun üzerinde bir adet NFC çipi bulunuyor. NFC'yi direkt bunun üzerinde görebiliyorsunuz zaten arka kapağı açar açmaz. Şimdi bataryaya değinebiliriz istersen. Batarya 3000 mAh ama ilk kapağı açtığınızda sanki kendiniz çıkaracakmışsınız gibi görünebilir. Görünüyor ama çıkaramıyorsunuz. 3000 mAh bataryası var dedik, çıkarılamıyor. Ama şöyle bir avantajı var. Hızlı şarj özelliği olduğu için hani... O hızlı şarj özelliği de çok mükemmel çalışıyor. Yani diğer zaten... şöyle bir şey var, onu ekleyebiliriz. Telefonda şöyle bir şey yapmışlar. 32 GB modelinde 18 Watt'lık Bootmaster dedikleri, yani bizim Quick Charge olarak bildiğimiz adaptörü çıkıyor. Bunu 16 GB'a koymamışlar. Yani sadece 32 GB, daha doğrusu 2.3 GHz işlemcili ve 4 GB RAM'e sahip. Yani ülkemizdeki 32 ve 64 GB'larda var. 16'da yok. Yani buradan 16 GB modelinde Quick Charge özelliğini kullanamayacağımızı söyleyebiliriz. Ama yani siz kendiniz alırsanız da yapabilirsiniz. Kaç dakikada şarj ediyor? Ya normalde verilen bilgiyi ben not etmiş miyim? Buraya not etmemişim ama şöyle bir şey diyebilirim. Hani diyelim dışarı çıkacaksın. Senin deneyimin nedir yani? Hatta sen de işte Gamescom'a çıkacağımız zaman akşam şarja takmayı unutmuşum. %20 diyordu. Ne yapmam, ne etmem gerekiyor? Hemen şarja taktım. Biz hazırlanırken bir 15 dakikalık sürede bunu %50'nin üzerine zaten çıkarmıştı. Ve gün içinde de bana fazlasıyla yetti. Yani Quick Charge özelliğini işte... Hani bir yerde otururken ederken şarjınız azaldığını bir 5 dakika bile taksanız sizin hayatınızı kurtarabilecek nitelikte iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 5 dakikalık şarj hayat kurtarır duruma geldi değil mi? Evet. Yani artık dediğimiz adamlar hani telefonu şişirmek için pili yükseltmek yerine Quick Charge diye dayıyorlar. Hemen şarja takmalıyım yoksa ölüyorum yani. Elimizde artık şarj aletleriyle dolaşmamız lazım. Çünkü diğer türlü işte yani Quick Charge telefonun değil daha çok adaptörün bir işi olduğu için hani gidip Samsung şarj aletiyle ne bileyim HTC şarj aletiyle denediğinizde bu gerçekleşmeyecek. Onu da belirtmiş olalım. Tamamdır. Şimdi bataryadan da bahsetmiş olduk. Dilersen kamera performansından biraz da bahsedelim telefonun. Geçelim. 13 megapiksellik bir ana kamerası var. 5 megapiksellik de ön kamerası var. Kameraya bir sürü şeyler eklemişler. Kamerayla zaten Almanya'da da çeşitli testler yapma fırsatımız oldu. Sen nasıl buluyorsun kamerasını? Ya şöyle bir durum var. Aslında arka kamerası yine klasik ışık mışık varsa çok güzel çekiyor. Ön kamerasının küçük bir panoramik özelliği olduğu için hani 6-7 kişi selfie çekebilirsiniz. Ya normalde geniş açı çekmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 80 veya 85 derecelik bir açısı vardı. Bu geniş bir açı değil. Ama dediğin gibi hani yazılımsal olan bir özelliği sayesinde 3-5 arkadaş toplanıp selfie çekilebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde çekilebiliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Hani Gamescom bir fuar alanı, kapalı ortam, bir de hani oyunlar moyunlar olduğu için çok fazla ışıklandırması yok. Orada biraz üzdü sanki değil mi? Odaklayana kadar bir yani bekliyorsun böyle fotoğrafı çekebilmek için. O sahneyi kaçırmış olabiliyorsun seni çekmen. O sırada biz acil bir şey çekelim dediysek. O yüzden hani kapalı alan ve gece çekimlerinde çok fazla iyi değil. Hani gece modu var. O sırada gece çekimleriniz gerçekten çok kaliteliye dönüşüyor. Şey var, düşük ışık diye bir modu var. Aynen. Eğer o modla çekerseniz gece çok güzel çekiyor. Ancak telefonu ya tripoda bağlaman lazım ya da senin ellerinin tripod gibi olması lazım. Aynen. Hani bir masaya bir yere dayayıp sağlam bir şekilde çekmen lazım. Çünkü en ufak bir oynamada onları 2-3 resim çekerek yaptıkları için bir resmi oynatmanız zaten komple kaliteyi götürüyor. O yüzden biraz can sıkıcı olabiliyor. Aynen. Diğer türlü de hani kalitesi kötü değil diyebiliriz. Hani günümüz için iyi ama sonuçta Asus'un şu an üst seviye bir telefonu bu Zenfone 2. En üst seviye zaten. Direkt en üst seviye bir telefonu ama
en üst seviye diyemeyiz aslında. Hani, yani hani loş ışıkta üzebiliyor. Gündüz ışığında güzel bir ışığınız hani, varsa hiç sorun yaratmaz. Direkt üzer diyebiliriz. Hani çift ton flaşı kullandığınızda tamam yine iyi ama o bekleme süresi artık. Çünkü birçok kamerada dokunmatiğini tıkladığın anda direkt çekiyorlar. Hani 0.2 saniye falan diyorlar. Sen o farkı bile anlayamıyorsun ama Asus'ta kamera konusunda ne kadar iyi olsa da işte bu çekim ortamı biraz kötüleşti mi direkt telefonla kendini yormaya başlıyor diyebiliriz. Neyse abi ne kadar ekmek o kadar köfte yani bir yerlerden illa ki yani yine fiyatına göre baktığımızda tabii gayet ki iyi aslında. İyi ayrıca şeyi de söyleyelim Full HD videoda çekebiliyor. Bunu da belirtelim. 4K falan yok ki iyi gerek olmuş. Yok. Aynen öyle. Kamerasına baktık. Şimdi dilersen bir de oyun testi yapalım. Bakalım Asus Zenfone 2 denildiği kadar ısınıyor mu? Oyun testimizi bu sefer asfaltlı değil Mortal Kombat X'de yaptık arkadaşlar. Bu oyunda mobil platformlarda kastıran, sağlam, güzel grafikli oyunlardan bir tanesi olarak geçiyor. Başlamadan önce sıcaklığımız 36.5 dereceydi ki düşünün yazın İzmir'de oda sıcaklığı 36.5 derece. Klimayı stüdyoya girmeden önce açmayı unutunca insan üzülüyor biraz arkadaşlar. Neyse şöyle söyleyelim sıcaklık 36.5 derece. Şarjımız da %39 seviyesindeydi. 15 dakika boyunca Mortal Kombat X'i oynadıktan sonra sıcaklığımız 42 dereceye yükseldi. Zaten hali hazırda telefon sıcaktı, oda sıcaktı. Ortalama 6 derecelik bir artış oldu. Peki pili ne durumda? Pili de %39'dan %30 seviyesine indi. Yani %9'luk bir kayıp var. Çok iyi bir pil performansı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak berbat da diyemeyiz bunun için tabii ki de. Ortalama standart bir akıllı telefondan ne beklersek bizlere bu testimize onu verdi Asus Zenfone 2. Oyun testlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Evet, benchmark sonuçlarına baktığımız zaman Asus Zenfone 2 AnTuTu üzerinde 46.267 puan aldı. Hiç fena bir puan olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii bunda 4 GB'lık RAM'in de oldukça etkili olduğunu belirtelim. Bu puanıyla birlikte Galaxy Note 4'ün hemen bir alt sırasında yer alıyor. Bunun dışında Geekbench'te sonuçlara baktığımız zaman tekli çekirdekte 890, çoklu çekirdekte de 2819 puan aldı Asus Zenfone 2. Benchmark sonuçlarına da baktık telefonla arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Son sözlere gelmeden önce telefonlarda her zaman merak edilen ne kadar radyasyon yayıyor, ne kadar zararlı onu da söyleyelim hemen. Kafada 0,35 watt bölü kilogramlık bir SAR değeri var ki standartların oldukça altında olduğunu ve o size konuda, minimum zarar verebileceğini söyleyebiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşımızın. Çok da iyi yani. Aynen öyle. Dilersen fiyattan bahsedelim. Normal fiyatlardan bahsedecek olursak 16 GB'ı 1099 TL'ye çıktı ki fiyatı bu konuda iyi diyebiliriz. Ama tekrar hatırlatırım 16 GB'lık versiyonunda 1.8 GHz'lik bir işlemcisi var. Daha düşük bir işlemci var. 32 GB'ı 1299 TL. Şöyle 32 GB'lı piyasadan gidip alırsan o fiyata. Tabii. Ancak hani biz aldık arkadaşlar 1001çeşit.com isimli bir siteden. Zaten şu an ekranda adresini görebiliyorsunuz. Burası hani bu videoya özel hem de biraz da bize özel hem de sizlere özel bir fiyat verdi. Şu an piyasada bulabileceğimiz en uygun fiyat 1220 liraya 1220. Telefonu veriyorlar size. Yaklaşık bir 100 liralık hani 80-100 liralık ekstradan. Hani en azından içine mesela bir micro SD kart alabileceğiniz bir ekstrası oluyor diyebiliriz. Ayrıca bu fiyat için de şunu söyleyebiliriz. Hani bazı sitelerde yine bu fiyata yakın. Bu fiyattan işte 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar görüyoruz. Ancak bunların hiçbirisi Asus garantili değil. Aynen. Direkt paralel yani, ithalat dediğimiz ve karşınızda muhatap bulamayacağınız bir garanti çeşidi sunuyorlar size. 1001çeşit.com üzerinde dediğim gibi Asus Türkiye garantili. Direkt karşınızda hiçbir muhatabınız sıkıntı. Telefon bozulursa Asus oluyor. Aynen. Öyle de bir güzel yanı var arkadaşlar. 32 GB'lık içinde 1220 lira dedik. Bir de 64 GB versiyonu var. O da 1500 lira ama 32 GB ile 64 GB arasında sadece kapasite farkı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer türlü bütün özellikleri aynı iki tarafın. Yani bence 1220'lik alıp buna bir 64 GB'lık kart almak daha mantıklı yani, gibi geliyor bana. Yani 1220 ama 32 GB'lık versiyonunu 1220 liraya alıp o aradaki zaten 1300 liraydı. Farkla bir de içine 32-64 artık nasıl istiyorsanız bir tane ki daha takarsınız. Hani o aradaki farkla powerbank'ini de alırsın, kılıfını da alırsın, bir sürü şey alabilirsin. Aynen öyle. Daha iyi bir telefon deneyimi sağlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Asus Zenfone 2 bu şekilde. Söyleyebileceğin var mı başka bir şey eklemek istediğin? Yani alınası bir telefon olmuş mu? Ya fiyatına göre alınası bir telefon ben diyebiliriz. Ben şey görmedim abi. Asus Zenfone 1'de yakaladıkları başarıyı sanki bunda yakalayabileceklermiş gibi gelmedi bana. Ya çünkü son zamanlarda artık yani senenin başında çıkardılar. Yeni çıkan telefonlara göre biraz
geride kalsa da ama sonuçta günümüzdeki hani herkes de sonuçta gidip bir telefon için 2000 liranın üzerine çıkmak istemez. Çoğu kişi de zaten bize gelen sorularda da hani 1000 lira, 1500 lira ya da bir 700-800 liralık telefon düşünen arkadaşlarımız oluyor. Hani 1000-1500 lira arası bir telefon düşünenler için de en güzel çözüm Zenfone 2 olabilir. Yani mesela bir de G3 var aynı fiyatlar ama G3 artık direkt geçen senenin bir telefonu olduğu için yeni çıkmış. Güncellemeleri gelebilecek. Ya şey yapabilirler hani bir markete gidip bir yere gidip X'ini de eline alıp abi karşılaştırır hangisinin tasarımı hoşuna gittiyse onu alabilir. Zaten atlamış olabiliriz mesela Android 5.0'a geliyor zaten. 5.0'la çıktığı için daha uzun bir süre güncelleme alacağı da anlamına geliyor ki Asus dediğim gibi içinde uygulamalara bile güncelleme verirken sistemi zaten ayrı ayrı güncel tutacaktır. O yüzden direkt tavsiye edilebilecek bir telefon diyebilirim. Tekrar hatırlatayım, ısınma sorunu var diyorlar ama ben işte yaklaşık 2 haftalık kullanımda oyun oynamama dahi bariz bir ısınma farkı görmedim yani. Tamamdır. O zaman videomuzu artık kapatabiliriz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ekranda gördüğünüz adreslerden de bizleri takip edebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.